Merhaba arkadaşlar, Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Hollanda fiklerinden bir paket açılımı gerçekleştirelim arkadaşlar. Şöyle yapalım istiyorum. 3540 e-futbol paramız var. Epic gelene kadar top açılımına devam edelim. Epic gelmezse şayet paramızı bitirene kadar top açılımı gerçekleştirelim. Ya Epic futbolcu gelecek ya da paramız bitecek. Evet, hani başlığımız da bu olabilir. Konseptimiz bu olsun. Bir tane Epic futbolcu çıkarana kadar yolumuza devam edeceğiz. 35 tane e-futbol paramızla top açma hakkımız var. Bir tane de ücretsiz. Toplamda 36 tane top açma hakkı. 150 futbolcu içerisinden şu 3 tane epiklerden herhangi birini çıkarabilir miyiz? Hatta top açılımına geçmeden önce bir tahminde bulunalım istiyorum. Sizce bir tane ücretsiz top açma hakkımız ve yanında 3540 e-futbol paramıza epik futbolcu gelir mi, gelmez mi? Ya bir tane epik futbolcu çıkaracağız ya da paramızı bitireceğiz. Ben gelir diyorum. Evet, bir tane epik futbolcu çıkarırız. Sanki Edgar Davis'i çıkarırız diye hissediyorum. Ama gönlümden geçen Cruyff ya da Wesley Schneider'den birini çıkarmak. Ama Edgar Davis herhalde gelir diyorum. Benim tahminim epik futbolcu gelir. Paramız bitmeden epik futbolcu çıkarırız. Siz de tahminde bulunduysanız şimdi top açılımına başlayalım. Bir de ücretsize geliyormuş arkadaşlar. O zaman çok gülerim ben. Hiç e-futbol parası harcamadan ücretsizden tek atar mıyız? İmkansız gibi bir şey ama olur mu? Ücretsiz top açma hakkımıza kim gelecek? Epic futbolcu gelmedi. 5 yıldızlı gelse, 5 yıldızlılar önemli. Bir bakalım. Lig 1'e gittik hem de 4 yıldızlı futbolcu geldi. Ücretsizden çıkardığımız isim 4 yıldızlı bir isim. Vitinha, Paris Saint Germain'den göbek futbolcusu. Şimdi 900'lük açalım. Gelir mi? Hiç böyle 900'lük açtığımda gelmemişti. Daha önce birkaç defa denedik. Hiçbirinde 900'lüklerden çıkaramadım. 100-100 devam ettiğimizde en son Eder Militao'nun Showtime kartını çıkarmıştık. İlk olarak 900'lü bir şekilde açalım ama bir taktik olsun. 3 tane futbolcumuza da tıklayalım. Schneider'in kartı Big Time Epic. Diğerleri Epic kart. Edgar Davis defansif orta saha. 3 tane kartı tıkladık. Aşağılara doğru indik. Şimdi 900'e bastığımızda bir kere de şöyle verse. 900'e futbol parası. Yok, herhangi bir ışık falan değişmedi. Bana da buradan hiç vermiyor 900'lerden. Ama kaç tane 5 yıldızlı verecek? Orası da önemli. Bari bol bol verseler. Şimdi buraya atla diyelim. Ben birden fazla 5 yıldızı verir zannettim. İlkay Gündoğan, yanında Lukaku, Timber gibi isimler var. Timber çok hızlı bir stoper futbolcusu. Şimdi bizim 2640 e-futbol paramız kaldı. Bir daha 900'lükten basalım. İkinci 900 e-futbol paramıza gelir mi bir epik? Olmadı. Bir de hiç vermiyormuş. O kadar e-futbol parasıyla yola çıktık. Bakalım yolun sonu 3 yıldızdı. 900 e-futbol parasına 4 yıldızlı bile futbolcu vermediler. Devam edelim. Gelen isimler bunlar. Otamendi. Onun kartı bir an farklı gözüktü. Kartı bu şekildemiş. Neydi ama o eskiden Otamendi? Alt tarafta Rensch de var. Evet, gelen isimler bunlar. 1740 e-futbol paramız var. Acaba taktik olsun 100-100 mü devam etsek? Bu 900'lerden vermiyor bize. Taktiği biz değiştirelim. Biraz 100-100 devam edelim arkadaşlar. Belki böyle verir. Şimdi tek tek ilerlesek. 17 tane top açma hakkımız var. Eder Militao'yu çıkardığımızda da sonlara doğru çıkarmıştık galiba. 7 numaralı formasıyla gelen isim 4 yıldızlı futbolcu, defansif orta saha. Şimdi bir tane 900'lük patlatsak mı? Bir de 900'lük açalım. Verdik 900'ü. Artık vermesi lazım epik, yine olmadı. Şu 900'lerden 3 kere 2700 bastık. Yani 5 yıldızlı geliyor şimdi de. Öncekinde İlkay Gündoğan gelmişti. Bakalım kaç tane 5 yıldızlı? Bir tane 5 yıldızlı var. Yanında Kostić 4 yıldızlı. Gerisi hep 3 yıldızlı futbolcular. Kartlar da bu şekilde. Kaldı geriye 7 tane top açma hakkımız. Vermeyecek mi acaba? Ben yine de bir tane verir dedim. Tamam, evet, 150 futbolcu içerisinden çok zor ama Van Dijk da epiklerin arasında yer alıyor. Yani bir sağına bir soluna gitse epik futbolcu var. Son 7 top açma hakkımız. 100'e futbol parasını verdik. Çok kritik. Olmadı.
Son 6 hakkımız var şimdi. 3 yıldızlı Klosterman hızlı bir stoper futbolcusu. 640 e-futbol paramız. Verdik bir yüzü daha. Cruyff ya da Schneider gelir mi? Olmadı. Cruyff'u tabi ikon kartını çok kullanmıştım ben. Schneider'in hiçbir kartını kullanmadım. 5 yıldızlı bir isim geliyor. Yani Schneider'in gelmesini daha çok isterdim. Hiç daha önce tecrübe etmedik kendisini. Buraya geç diyelim. Mendy'nin de Chelsea takımından ayrılacağı söylenmekte. Geçen Twitter'da görmüştüm. Hatta altına bizim ülkemizden taraftarlar da işte Beşiktaş'a gel, Galatasaray'a gel, Fener'e gel gibi yorumlar da yazıyordu. Kaç yaşında Mendy? 30 muydu? Evet, 30 yaşında 1.97. Chelsea ile yolları ayrılacağı söyleniyor ama Chelsea takımı yazın birçok futbolcusunu gönderecek denmekte. Hatta listede o kadar isim var ki Sterlingler falan çok fazla transfer yapıyor. Yazın yaptı, Şubat'ta yaptı. Bir ilk 11 neredeyse yollayacaktır elinden. Ama öyle sıradan futbolcular da değil, yıldız isimler. Onlardan herhangi biri bizim ülkemize şu an gelir mi? Zor gibi. Bazıları hala Avrupa'da büyük takımlarda oynayabilecek tarzda futbolcular. Bakalım Chelsea takımından yazın gidecek isimler hangi takımlara gidecek? Dünyanın parasını harcıyorlar. Bu arada son 5 top açma hakkımız. Çok kritik olmadı. Ben bir an verir dedim şurada. Bir an sessizleştim. Dedim ki galiba gelecek. 4 yıldızlı. Şimdi tahmininde vermez diyenler doğru tahmin etmiş sayılabilir. Ama son 4 top açma hakkımız var. Ben ta zamanında 2000 e-futbol, 2000 MyClub parasına sonda çıkarmıştım. Son top açılımında 2000'de Matheus'u Bayern Münih takımından. Hep böyle gelmediği anlarda aklıma o gelir. 100 e-futbol parası. Sona doğru geliyoruz. Olmadı. Ne yazık ki şu ana kadar vermedi. 5 yıldızlı veriyor. Şaşırttı. Kim verecek acaba? Atla diyelim. Laporte, stoper futbolcusu, 5 yıldızlı isim. Son 2 top açma hakkı. Taktik deneyelim, içeri girelim. Edgar Davis'e tıklayalım. Şöyle birazcık duralım, uzun uzun. Bir daha tıklayalım. İki kere Edgar Davis yaptık. Listenin sonuna doğru inelim. Yani o kadar top açılım yaptık. Öyle pek taktik maktik denemedik. Sona gelince artık yumurta kapıya dayandı gibi bir şey oldu. Sonunda artık taktik denemeye başladık ama iş işten geçti. Son iki top açma hakkımız. Yapar mı bir epik? Olur mu? Olmadı. Sona kaldık arkadaşlar. Bakalım sonda ne gelecek? Hayal kırıklığı. Şimdi de 5 yıldızları veriyor üst üste. Ama epik futbolcu vermiyor. Antony mi? Aa, evet, Antony geldi. Manchester United'ın sağ açık futbolcusu Antony. Son top açılımı 140 e-futbol paramız var. Ne umutlarla başlamıştık. Ne yazık ki şu ana kadar gelmedi. Ama hiçbir şey bitmedi. Daha sondayız. Neden olmasın? İçeri girelim. Bu sefer normal kart bir futbolcuya tıklasak. De Jong'a. Delete. Aşağıya doğru inelim. Şimdi çok değerli elimizde son kalan paramızı basalım. Verdik gitti. Vermedi. Bunda da vermedi. Olacak iş değil. O kadar futbol parası harcadık. 3500'dü galiba. Bir tane de ücretsiz top açma hakkı. 36 tane top açma hakkına ne yazık ki vermedi. Yani büyük bir hayal kırıklığı. Gelen isimlere baksak kimleri verdi yukarı taraflardan? Van Dijk, hemen altında Mendy, iki tane de burada. Antony filan. Ne yazık ki şu yukarıdan herhangi bir epi çıkaramadık. Top açılımına başlamadan önce bir tane soru sormuştum arkadaşlar. Benim tahminim tutmadı. Genelde tahminlerim tutmuyor. Ben epik futbolcu verir demiştim. Epik futbolcu gelir dediyseniz benim gibi yanıldınız ama gelmez dediyseniz tahmininiz doğru çıktı. Peki şöyle yapalım istiyorum. Bu videoyu burada bitirmeyelim. Epik gelene kadar videomuz devam etsin. Paramız bitti. O zaman mecbur e-futbol parası alacağız. En azından bu videoda bir epik futbolcu çıkaralım. Hani bu şekilde de bitsin istemiyorum. O yüzden biz bir e-futbol parası alalım. Mağazadan o 3400'lük paketten aldık arkadaşlar. Şu an 3470 e-futbol paramız var.
34 tane daha en az futbolcu eder. Paketin yarısını neredeyse çıkarmış olacağız. Bakalım şimdi verecek mi? İnşallah verir diyelim artık. 9 yüzüklerden devam edelim. Yine olmadı. Şu 9 yüzüklerden bir kere olsun çıkaramıyoruz. Atlayalım, 5 yıldızlı falan da görmek istemiyorum artık. Vermedi de, 5 yıldızlı bile vermedi. İçeri girsek. Taktik de denemeyelim. Geri çıktım, vazgeçtim. Bir taktik deneyeyim mi diyecektim ama bir 900 daha verelim. Ama artık vermesi lazım. Oha, aldı. Sonunda geldi arkadaşlar. Peki kim gelecek? Duble yapar mıyız? İki tane yan yana verir mi? Hadi böyle olsun. O kadar geç verdi ki. O kadar para harcattı ki. Çok da güzel geliyorlar. Edgar Davis geldi. Ben zaten bu adamın geleceğini hissediyordum hep. Cruyff ya da Schneider gelse daha çok sevinirdim. Ama olsun. Edgar Davis'i çıkardık en azından. Günü epiksiz kapatmadık. Onu da söyleyemedik. Edgar Davis. Şimdi baktığımızda bayağı futbol parası harcadık. Çok harcadık. Son duruma bakalım. Schneider gelmedi. Cruyff gelmedi. İçeride 91 tane futbolcu kaldı. 9, 50 de oradan 59 futbolcu çıkarmışız. 59 futbolcudan sadece bir tanesi epik. Çok zor veriyorlar ya da ben çok zor çıkarıyorum arkadaşlar. Şimdi bu Edgar Davis'i fırlasak. Kadromuza alsak kendisini. Edgar Davis'i şimdilik Tchouaméni'yle değiştirmek istemiyorum. Şuraya atalım. Tchouaméni yine kadromuzda bulunsun. Çok seviyorum Tchouaméni'yi. Edgar Davis seviye antrenmanı. Ne kadar antrenör isteyecek? 8 tane 10 binlik bastık. 7 tane desek 4 binliklerden. Ya 3 tane gitti. En iyisi biz 8 tane basalım. Elimizde binlik bir tanemiş. İlerle dedik. Oyuncu ilerlemesi. Takım oyu tarzı hepsinde 90. Oyuna bıraksak nasıl yapacak? 96 seviyeye kadar çıkardı kendisini. 12 tane defansa basmış. Özelliklerine baktığımız zaman pas değerleri çok güzel. Bir defansif orta saha için harika. Kafası 64. Evet, fiziksel olarak çok merak ediyorum. Fiziksel teması nasıl? Agresiflik, defansif katılım 90. İkili mücadele 86. Defansif katılım 79. Defansif orta saha için harika. Hız hızlanması da var. 81-88. Şut gücü çok güzel. Zıplaması 79. Fiziksel temas da 85 bu arada. Dayanıklılığı 98. Çok güzel özellikler. Ben bu şekilde de kaydedebilirim kendisini. Onayla diyelim. Çıkardığımız Edgar Davis de kadromuzda 98 seviyeyi görmekte. İnşallah sizlere en az e-futbol parasına en çok istediğiniz futbolcular gelir. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşça kalın.